Mustafa kenara gelsene. Abi. Pardon. Abi çık abi oradan. Çık abi oradan. Bakın, bu yağ aslında eski bir formüle dayanıyor. Bu eski formül en son 1890 yılında tescil edildi. Yani en son kalmış formül olarak ve devamlı aynı formül tekrarlanıyor. Bu formülün içinde 57 çeşitli kokulu ürün katılıyor. Bu ürünler genellikle baharattır, bitkisel kökenlidir. Sadece iki tanesi hayvansal kökenli ki bunlar da yavaş yavaş çıkarılacak. Çünkü artık uluslararası bazı kararlara göre hayvansal kökenli maddeler yasaklanıyor. Bu yağın kullanılış tarzı ise Hristiyan çocukların vaftiz törenlerinden sonra Hristiyan cemaatine katılmaları şeklinde ve aziz ruhun bütün özelliklerini sembolik olarak taşıyan bu yağ çocukların genellikle alınlarına bir haç işareti şeklinde sürülüyor ve bu törenle çocuklar Hristiyan cemaatine katılmış oluyor, yani Hristiyan oluyor.
Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren bir insan Hristiyanlığı kabul ettiğinde onu kutsamak için aziz kişiler alnına dokunuyorlardı. Daha sonra alnına yağ sürmek geleneği başlatıldı. İlk önce zeytinyağı sürülüyordu. Daha sonra 4 kokulu madde ilave edilerek zeytinyağı kullanılmaya başladı. Belirli aşamalardan geçilerek işte 10 madde konularak kutsal yağ hazırlandı. En sonunda 1856'dan itibaren 57 adet kokulu madde kullanıyoruz. Ve bunu her patrik patrikliğe geldiği zaman, patrik olduğu zaman bu yağ hazırlanır. Bir de patrikliği 10 yıldan fazla uzun sürerse 10 yılda bir tekrar edilir. Geleneğe devam ediyoruz. Bir takım teknik gelişmeler oldu. Eskiden yağı süzgeçlerden süzüyorduk ellerimizle. Şimdi pompamız var.